Devam ederek yatağın sağlık bölümüne bakan günü özel doktor Rüya'da bak bizim için ne hazırlıydı? Günaydın vatanım, günaydın tüm Türkmen milletimize, günaydın stüdyodaki arkadaşlar. Değerli milletimiz sağlık bölümünde, günaydın vatanım programında bugün gene olacaktı konum çocuklarımız üzerinde. Zaten çocuklarımız bu fetredeki karantinaydılar, evdeydiler, çoklar, meraktılar, elektronik oyuncakları onlar kullanmak için. Baksan küçük ömürde çocuk var, bir ilden de ava çocuk maalesef ya annesi ya babasının ağzından laptop, mobili elindeydi. Başka büyük çocuklar da onlar 24 saat ya bir PlayStation'dı da başka bir elektronik alablar var. Onları 24 saat karşıp oturup bugün bunlar üzerine konuşacağız. Tabii bunun bir yanlışları da var. Bunun da biraz, bazen bir az eğriler de var ama çok zararlı bir sahada her şey tevazunla olsa güzel bir şekilde. Bugün buradayız bunların zararlarını konuşmak için. Her anne baba bunu duyduğu zaman bilsin ne kadar çocuğu tehlikedeydi. Aynı zamanda da bir az bunların eğriler de var. Onu da konuşacağız. Bunun ara yerinde de mesajlarımız da olacak. Gelin ilk kere sahat nahiyasından ne şekilde bu oyuncaklar laptop olsun, ya da mobiller olsun, en fazla ya da iPad olsun, ya da PlayStation olsun, bunun ne şekilde sahte zararı var? İlk kere temizlik. Çoklar çocuklar oturduğu zaman, tefaül ettiği zaman bu oyuncaklardan tefaül ettiği uzun vakitler ki oturup da başlar yemek yemeğe. Aynı zamanda da oturmak da temizlik yapar. Oturmaktan da başka bu uzun saatler ki heyecanlan tefaül edire koyar acı olsun fazla yemek yemek. Her zamanda da semizlik, biz ondan önce konuştuk, bütün müstakbeline şekilde tesirler var ama bütün dirasat ispat etti. %70 daha fazla zararı var yeni çocuklara, en yeni çocuklar bu küçük ömürde semizlik olsa olabilir, bunlarda şeker olsa müstakbelen. Çocukta olduğu şeker, büyükte olduğu şekerlerden de farklıdır. Kalan ömür boyunca insanın üzerine o da sahte çok hatar var. Çabalamamak, uzun saatler oturmak bütün azalları iptal eder işten. Zıf yapar bütün canın azalatlarında, boyunun azalatı da, ellerin azalatı da, mafasının azalatı da, bunlar da çok tesir eder. En fazla tesir eden özün gözlerdi. Maalesef görürük 5 iptidai uçaklar, çocuklar geldiler. Onlarda da gözlerinde gayet zıf var. Maalesef erken ömürde gizli bir şekilde de bu zıf yerir. Hani yakın bir şekilde oturuyor ya da boynun ağabey uzun saatler, burada çok tesiri var. Gözün bakmağına zayıflaştırır özün. Gelin çalışma, yani talim nahiyasına ya da bunun bilgisini olacaktı ne şekilde? Bunlar çok tesir eder okumak zamanında, mektep zamanında beynine, fikrine alışmağına. Neden? Yani bu isara ki var alapta ya da o bir iyi bir güzel bir müteğe alır bu oyuncaklarda, bunlar tabi yoktu okumakta. Ve bu koyar özün idman etsin, en fazla çekilsin oyuncaklara, o ihmal eder okumak nahiyasın. Gelen sülüki nahiyelerinde bakasan olar ki çok uşaklar erken bir ömürde bir heyecanlıdırlar ya da en gizli bir şekilde heyecana girir ya da başarı havar basmağa, bunlar hapsi sülüki nahiyasından çocukun, bunlar da yani tesir edir. Bu tabi memhakatında gidi. Bütün abhas bunlar üzerine ki mütabak edir bu çocuklar, bunu da ispat etti. Aynı zamanda da bazı oyunlar var. Maalesef içinde alfaz var. Güzel bir alfaz der ki bu da çocuğun sülükiyatını tesir eder. Aynı zamanda da bazı oyunlar var. Olar ki tahrid edir intihara çok ya da çocuklarda da depresyon olmak da daha fazladır bu oyuncaklar, elektronik oyuncaklar yüzünden. Nefsi ise psikoloji problemin tarafından konuşsa, bakarsan her zaman o çocuk ki üzerine kapatıp daim bir şekilde bu oyuncaklar özünde var, oyuncaklar üzerinde çalışır, oynar, vakitlerini geçirir. Bakar özün her zaman bir odada
kendisinin üzerine kapatıp kimseyden katılmara sosyal ilişkiler yoktu. Bir misafir gelse, kimseye gitse bahar daimen intiva olar. Aynı zamanda da çocuklar depresyona geçer. Depresyon deriz bazı çocuklarda daha fazla adı büyüklerde. Maalesef bir yaşından da çocuklar olar ki beyinleri tatavir fetresinde de güzel buraları ki alır laptopta niye de o anneler meşguldur 24 saat bir yaşından uşak o resimler bakır, o mülevven hareketler bakır, beyni o şekilde teşkil edir. O da otizm yapar. Son illerde de otizmin nisbesi çok üstlük oldu. Ama bu oyuncaklarında bir az ki 3 faydalar da var. O ne şekilde? Olar ki oyunlar, iyi bir oyunlar var. Yani baksan ruh-i fariq koyduğu ya da taavun arkadaşlardan bunlardan yapır. Gizli bir şekilde düşünmeye yardım eder. Yardım eder özlerine dikkatlerini çeksinler bazı bir şeye. Aynı zamanda da diğer kudra dihniye o beyin kudraların beyin yardım eder iyi bir şekilde tatvir etsinler. Bunlar nanca bir iyilikler var ise o da yani onun karşısında zuf sıhhate zararı var. O yüzden her şey tevazun eder. Masajlarımız bütün annelere, babalara ne olacaktı? Her zaman vakit tehdit etsinler. Dergi çocukum internet üzerine ise bir kapadım. Azından bu vakitler tehdit edim. Her zaman ben çocukumla katılım. Bazı nasatlara ki yapır bir resim yani bir resim etmek yapım müziğden başka bir çıkardım. Özün çocuktan vakit geçirmek çok önemlidir. Dikkat edim oynadığı beşerlerden dikkat edim nasıl oyunları oynarı o da çok önemli. O yüzden bunlar bugün açıkladık ne şekilde bu elektronik oyuncaklar ne şekilde zararı var ne şekilde de faydası var çocuklarımız için. İnşallah bütün çocuklarımız iyi, sıhhatli, afiyetli. Çok teşekkür ederim dinlemeniz için. Tabii değerli izleyicilerimiz, doktora bugün çok önemli bir konu ele almıştı. O da her ananın yani bir problemi de koyduğu. Yani yoktu bir evde olmasın, bir çocuk elinde telefon tutup ya da iPad tutup ya da dalıp da PlayStation'dan tabii zararları çok çoktu çocuklarımıza. Ama yani yoktu, hepimizde vardı bu yoktu diyeğin etmeli. Yani dediği tabii zararlı canında humul edir, aynı zamanda terkizi kaçırır, gözü zayıflaştırır. Zararları ne kadar konuşsak çok çoxdur uşaqlarımıza təsir edir özünə həyatında məsələn dirasiyasına təsir edir. Yəni bəzi videolar da var uyğun dəqi uşaqlar üçün fəqər həkmən yəni verirsə də gərəkmən diqqət edəsən özünə nələrə baxırım. Saat hesabı qoyasan öz üçün yəni vaxt təhdid edəsən öz üçün onunca da baxsın. Yəni 24 saat heç iyi dəqi əlində qalsın. Çünkü çok öz canına, bedenine zarar çok çoktu. Sadece göz zayıf olmur, boynudu. Çünkü terkizi her zaman boynun ağrıdı. Damağı yorulur. Aynen her şey. Ve gerek ben dikkat edeyim. Vakit ayarlayayım. Öz için buncadan buncaya bakacaksan. Yani kursa öz için mesela vakit ister dergişsin, humul olmasın, canında aynen. Biraz şey olmasın. Yani güzel nesihatlerdi. İnşallah elimizden geldiği kadar biz de istedik özümüz mekayet olur, öz çocuklarımıza. Yani bir merhaleye yetişene kadar. Çünkü bizim şeyimizden görevimiz. Yani görevimiz tabii aynı. Ki her ailenin görevi de uşağına iyi bir şekilde yetiştirmek. Tabii ki bunun yanında da okullar açıldığı zaman lütfen buradan öğretmenlerimize de diyor. Yani öğretmenin de nesihati çocuğa başka bir şekilde yeter. Onlar da bu şeylere değinsinler sınıf içerisinde ya da rozadaysa da bir uşak. Çünkü bu yaşta uşağa ne dese o söz tutar. Özellikle öğretmenden de başka bir korkusu da olabilir ya da nesihatini ya da sevabı da bilir özne. Ailenin de mutlaka %90 aileye düşer bu şey. İnşallah da ailelerimiz bu şeye dikkat eder.